Efendim. Selamünaleyküm. Anlat. İhtilal başarısız oldu. Hamdolsun. Parvus nerede? Yakalandı, sarayda tutuluyor. Sizinle işimiz bitti. Gidebilirsiniz. Bundan sonra yolumuza yalnız devam edeceğiz. Payitaht bize kaldı. Madem Bedri Felek Sultan armağanımızın kırıldığına üzülür, biz de yenisini yaparız, teselli olur. Çok mutlu olacak eminim. Ne vakittir elim iş görmedi. Hünerini yitirmiş midir acaba? Gerçi ben ne yaparsam yapayım sizin kadar kusursuz yapmam mümkün değil. Çocukken yapmıştım bunu. Çok güzel olmadı diye dağıtmıştım. Neden sakladınız? Çünkü senin elinden çıktı evladım. Mükemmel olmasına lüzum yok. Kusurlarıyla kıymetli benim için. Ben de Handan için bir şey yapayım. Bir beşik yapsam sevinir herhalde. Torunumun sonraki yatağını da ben yaparım. Gidiyor musunuz? Bu kadar erken gideceğinizi tahmin etmemiştim. Sizin olduğunuz muhitte daha fazla kalmak istemedik. Zira sizi gördükçe huzurumuz kaçıyor. Sizi rahatsız ettiysem affedin. Zira o gün de zevcem Naime Sultan'ı almak için gitmiştim. Siz bu vakitten sonra hiçbir şey yapmasanız bile varlığınız rahatsız ediyor bizi, Kemalettin Paşa. Daha evvel yaptıklarınızı hatırlamak yetiyor. Bir daha ne benim ne de Hatice Sultan'ın karşısına çıkmayın. Sizden tek isteğim bu. Bir şey mi oldu? Ne hakkında konuşuyordunuz? Gitmek için Hatice Sultan'ı bekliyordum. Kemalettin Paşa da veda etmek istemiş. Sağ olsun. Vedalaşmak uzun sürdü de. Mühim değil sultanım. Biz de Kemalettin Paşa ile konuşuyorduk. Ben de seni uğurlamak için gelmiştim. Bizim vedalaşmamıza gerek yok ki. Ayrılmıyoruz sonuçta.
Sen sık sık geleceksin ama, değil mi bana? Elbette. O zaman Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Vasfi Paşa, neden sana bir daha karşımıza çıkmanı istemiyorum dedi. Yo, söylemedi öyle bir şey. Yanlış duymuşsunuz. Şimdi müsaadenizle vazifeme dönmem gerekiyor.